Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Monster'ın Nvidia RTX 4060 ekran ile güçlendirilmiş yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı Monster Toolbar T7 V20.6'yı detaylı bir şekilde inceliyoruz. Okulların da açılmasına çok kısa bir süre kala öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir laptop arayanlar bu videoyu sonuna kadar izlesin derim. Tabi detayları geçmeden önce destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> oldukça geniş bir pazar payına sahip olan ve son yıllarda bilinirliği uluslararası seviyeye çıkan Monster Notebook üst seviye cihazlarından oluşan Toolpar serisini yeni nesil işlemci ve de ekran kartlarıyla güncelledi. Benim de bugünkü konuğum Toolpar T7 V20.6, Nvidia'nın RTX 460 ekran kartı ve Intel'in 13. nesil 13700H işlemcisiyle beraber geliyor. Bu iki güncel donanım özellikle oyunlarda üst düzey bir performans vaat ediyor. Buna ek RTX 4000 serisiyle birlikte gelen DLSS 3.0 Frame Generation teknolojisini bünye taşıyor. Ekran kartı içindeki yapay zeka desteği sayesinde oyunlarda düşük FPS sorununu ortadan kaldırıyor. Aslında hazır ekran kartından başlamışken Nvidia'nın RTX serisi ekran kartları bizlere neler sunuyor, oyunlara neler kattı ondan bahsetmek istiyorum ilk başta. Şöyle ki RTX serisi ekran kartlarıyla tanışmamızdan sonra oyun dünyası da ciddi anlamda değişti. Artık oyunlarda gerçek dünyaya çok daha yakın grafiklerle karşılaşıyoruz. Sadece karakter modellemelerinde değil, geliştirilen hani çevre dokusu ve artırılan etkileşimle birlikte oyun içi ambiyans da artık oldukça gerçekçi duruyor. Nvidia'nın RTX ekran kartları içerisinde yer alan RT çekirdekleri sayesinde rakipsiz bir ışın izleme performansı sunuyor. RTX ile hayatımıza giren ışın izleme tekniği sayesinde artık oyunlarda daha böyle gerçekçi grafikler elde edebiliyoruz. İşte bu ışık saçan dokular, gölgeler, global aydınlatma, ışık, veya işte çevresel perdeleme gibi ya da ışığın hareketleri diyeyim bunlar oyun dünyasına çok daha iyi bir şekilde yansıtılıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilmiş oluyor bu sayede ve de ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, yansımalar, aydınlatmalar çıkıyor. Kısacası oyunları artık daha gerçekçi grafiklerle oynuyoruz. Burada bir diğer özellik ise DLSS 3 arkadaşlar. DLSS 3, DLSS teknolojisinin temel alan yüksek görüntü kalitesini ve de görüntü yanıt süresini koruyarak büyük ölçüde performans artışı sağlayan yapay destekli yeni bir teknoloji. DLSS 3 tamamen yeni kareler oluşturmak ve performansı artırmak için mevcut olan sisteme optik çoklu kare üretim bölümü ekliyor. Bu sayede çok daha akıcı bir oyun performansı elde edebiliyorsunuz. Şu anda 35'ten fazla oyunda DLSS 3 hani desteği mevcut. DLSS 3 gecikmeyi düşüren Nvidia Reflex teknolojisiyle birlikte çalışıyor bu arada. Reflex özelliği DLSS 3'ten bağımsız olarak birçok hani rekabetçi oyunda yer alıyor. Bu sayede işlemci dar önüne geçip daha tepkisel ve de akıcı oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Oyunlardaki performans çok iyi ancak içerik üretimi için bu laptopu kullanmak isterseniz oyun yerine Nvidia Studio sürücülerini tercih etmenizi öneririm ki ben de öyle yapıyorum. Bu sayede Premiere Pro ya da After Effects gibi programlarda çok daha kararlı performans yaşıyorsunuz arkadaşlar ve hani e, performans elde ediyorsunuz. Ufak da bir dipnot ekleyeyim. Cihazın 32 GB RAM'i çoğu videoyu işlemeniz için yeterli olsa da bunu satın alma sırasında daha da arttırabilirsiniz. Aynı durum SSD için de geçerli. Bir de dijitalleşmenin artmasıyla birlikte liselerde sistem eğitim yazılımlarının kullanımı giderek artıyor. Bunu pek çok alanda görüyoruz artık. Sistem öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitilmesi anlamına geliyor. Türkçe'ye FETEM olarak çevriliyor aslında FETEM eğitimlerinde öğrencilerin araştırma üretme ve inovasyon alanında gelişmesi hedefleniyor. STEM eğitimlerine ek olarak üniversitelerde pek çok bölümde kodlama, işte 3 boyutlu çizim, 3B çizim, yapay zeka, veri modelleme, veri işleme, görüntü işleme gibi bilgisayarları gerçekten zorlayan işlemler yapılıyor. GeForce RTX 4000 yani GeForce RTX 40 serisi ekran kartları mühendislik, mimari, bilgisayar bilimi ve daha birçok alanda en sık kullanılan uygulamaları hızlandırıyor ki bu gerçekten muazzam. Böylece daha akıcı 3B tasarım ve modelleme daha hızlı yapay zeka eğitimi ve simülasyonla daha doğru makine öğrenim modelleri elde edebiliyorsunuz. İşte örneğin Omniverse 3 boyutlu kendi sanal evreninizi yaratmanız için tüm araçları size sunabiliyor. Kendi Metaverse evreninizi oluşturarak 3 boyutlu bir evren yaratabilirsiniz. Nesneler, modellemeler, aydınlatmalar ve sahne tasarımları gibi zorlu işlemleri Omniverse sayesinde kolaylıkla hazırlayabiliyorsunuz. Canvas ise basit fırça darbelerini yapay zeka yardımıyla gerçekçi manzara çizimlerine dönüştürüyor. Bu sayede hazırladığınız projeye uygun arka planlar ve manzara resimleri için saatler süren çizimler yerine dakikalar içerisinde dirildiğiniz şekilde manzara resimleri oluşturabilirsiniz. Yani normalde biz bu işlemleri böyle günlere falan bölüyorduk yani yapmak için ama artık bu özellikler sayesinde yapay zekanın da desteğiyle bunları yapmak dakikalara indi. Bu özellikleri bir kenara koyacak olursak şimdi cihazın tasarımından devam edelim. O da şöyle cihaz plastik bir kasa ve de siyah renk kaplamayla geliyor. kapanları ışıklı monster logosu var. Aslında boyutların 17.3 inçlik bir cihaz için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 681 gramlık adaptörün de düşünürsek bu laptopu sırt çantanıza atıp hani istediğiniz yerde çalışabilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Cihazın üstünde 2 adet 2 wattlık hoparlör yer alıyor ve bu hoparlörler daha iyi ses için Sound Blaster Studio yazılımı ile desteklenmiş. Hoparlörün ses çıkış şiddeti gayet iyi. Hani burada geniş frekans aralıklı bir ses çıkışı var. basları da hissetmek mümkün arkadaşlar. Film izlemek için kulaklığa veya başka bir hoparlöre ihtiyaç duymadan dahili ses sistemi ile içerikler üretebilirsiniz veya tüketebilirsiniz. Hoparlörlerden sonra cihazın klavyesine de bakalım. O da şöyle. Burada tek bölge RGB aydınlatmaya sahip tam boyutlu bir klavye var. Tuş yapısı ciklet dediğimiz yapıda aslında. Numpad bölümüyle aslında taşınabilir bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en kullanışlı klavyelerden biri burada var. Monster bunu başarmış burada. Tuş aralıkları gayet iyi. Numpad bölümü biraz dar ama hani bu kullanıma engel değil açıkçası. Tıklama yüzeyi ortalama boyutta ve kullanım açısından komutları hemen algılıyor. Yüzey sert dokunuşlarda da çok esnemiyor. Bunu da test ettim. Fiziksel tıklamalar gayet iyi. Bu alan Windows'un gelişmiş takip eten özelliklerini de destekliyor. Bunu da belir. Monster bağlantı konusunda da elini korkak alıştırmamış çünkü laptop çok sayıda giriş ve çıkışa sahip. Öncelikle sol tarafa baktığımızda burada bir adet ses çıkışı, bir adet mikrofon girişi ve de bir adet USB 2.0 tipa portu görüyoruz. Sağ tarafta ise 2 adet USB 3.2 Gen 1 tipa ve SD kart yuvası yer alıyor. Kart okuyucunun performansı 29 MB bölü saniye okuma ve de 27 MB bölü saniye yazma hızı sunuyor. Arka tarafta ise DisplayPort, USB 3.2 Gen 2 Tip C, HDMI 2.1 ve onun hemen yanında da Giga bit Ethernet portu yer alıyor. Cihazın güç girişinde yine arkaya konumlandırmışlar. İncelemeye ekrandan devam edelim. Toolbar TD V20.6 modelinde 17.3 inçlik bir ekran var. 144 Hz yenileme hızı sunan ekran hem akıcı bir deneyim hem de iyi bir renk doğruluğu sağlıyor sizlere. IPS mat LED ekran yansıma da yapmıyor ve direkt ekrana vuran ışığı size yansıtmıyor. Ekranın 16'ya 9 görüntü oranı ve de Full HD çözünürlüğü onu video izlemek için elverişli hale getiriyor. Günümüzde YouTube videolarının ve diğer birçok videonun doğal çözünürlüğü ve görüntü oranı bu oldu buradaki ekran videoları ise iyi bir şekilde hani gösteriyor ve de onları iyi bir şekilde görüntülemenize izin veriyor. Ekranın keskinliği de gayet yeterli. Yüksek kontrast ve canlı renkler gerek bir şeyler izlerken gerek fotoğraf veya işte başka bir şey düzenlerken üzerinde düzenleme yaparken mümkün olan en iyi deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Nispeten ince çerçevelere sahip ekranın alt çerçevesi biraz daha kalın ancak üst tarafta dahili bir kamera ve de mikrofon yer alıyor. Bu kameranın görüntü kalitesi günlük işleriniz veya işte online görüşmeleriniz için ideal fakat düşük ışık performans pek başarılı değil ve de yalnızca 720p çözünürlük sunuyor. Işık kaynağınız zayıfsa kadrajın bazı yerlerinde granlenmeler görebilirsiniz. Kamera demişken hazır Nvidia Broadcast özelliğinden de kısaca bahsedeyim sizlere. Bu özellik son dönemde yayın yapmak isteyen kullanıcıların en sevdiği uygulama haline geldi. Neden derseniz Nvidia GPU'nuz içerisinde yer alan yapay zeka çekirdekleri sıradan bir webcamle yaptığınız çekimlerde arka planınızı yeşil perde olmaksızın kolayca değiştirebiliyor. Ayrıca görüntü üzerinde çeşitli iyileştirmeler de yapabilirsiniz. Bu ilk oyun oynar yayın yapanlar mikrofonlarındaki parazitlenmeyi arka plan gürültüsünü yine Nvidia Broadcast ile önleyebiliyor. Yani tek tıkla arka plandaki uğultuyu sesi kesebiliyorsunuz. Şimdi asıl gelelim bu cihazın performansına. Monster'ın içerisinde Raptor Lake mimarlı Intel Core i7-13700H işlemci yer alıyor. Bu işlemcinin 6 adet performans, 8 adet verimlilik çekirdeği mevcut. Bu işlemci temelde 2.4 GHz, Turbo'da ise 5 GHz hızlarla çalışabiliyor. Bu işlemci 32 GB DDR4 RAM eşlik ediyor. Bu arada cihazın toplamda 2 adet bellek yuvasına sahip olduğunu belirteyim. Ekran kartı tarafında ise Nvidia'nın GeForce RTX 4060 modeli var ve bu model 8 GB DDR6 bellekte geliyor. Ekran kartı Nvidia Dynamic Boost 2.0 teknoloji sayesinde standart 115 Watt TDP'ye ek olarak 25 Watt güç alabiliyor. Bu da oyunlardaki performansınızı arttırıyor ancak ekran kartının en önemli özelliği ki videonun başlarına bahsetmiştim DLSS 3. Cihazın içerisinde 1 TB kapasiteli NVMe SSD var ve bu SSD PCI Express 4.0 kullanıyor. SSD'nin hızı da iyi. testlerde 3660 MB bölü saniye sıralı okuma ve de 2908 MB bölü saniye sıralı yazma performansı gösterdi. PC Mark 10'da 7433 puan alan laptop işlemci odaklı Cinebench A23 testinde de gayet iyi puanlar elde etti zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bu sistemle aynı anda 40 adet Google Chrome sekmesi ve 5 adet Full HD YouTube videosunu çok fazla yavaşlama olmadan çalıştırabilirsiniz. Zaten bir şeyler izleyebilirsiniz. Oyun konusuna gelirsek ki bu laptop bu alanda da gerçekten iddialı. Şöyle ki bu sistemle Full liste ultra ayarlarda Red Dead Redemption 2'yi ortalama 77 FPS oynayabilirsiniz. Cyberpunk 2077'yi ultra ayarlarda ray tracing ile oynadığımda kasma ya da donma olmadı. Full HD ray tracing ultra'da burada ortalama 59-60 FPS alabilirsiniz. Ray tracing ve de DLSS 3 açıkken de Cyberpunk 2077 oynarsanız ortalama 90 FPS e ulaşabiliyorsunuz. F1 2022 oynarken de ultra ayarlarda full HD ortalama 68 FPS aldım. F1 22'de de yine DLSS 3 desteği bulunuyor. Yine burada Ray Tracing ve de DLSS 3 açıkken ortalama 104 FPS alabilirsiniz. Returnal'da en yüksek ayarlarda yine Full HD'de Ray Tracing açıkken ortalama 67 FPS'i görebiliyorsunuz. Aynı ayarlarda burada DLSS 3'ü açarsanız ortalama 119 FPS'i alabilirsiniz. The Last of Us Part 1'e bakarsak burada Full HD ve de High ayarlarda ortalama 71 FPS'i görebilirsiniz. Marvel's Spider-Man Remastered'a geçersek Ray Tracing açıkken Full HD'de ve en yüksek ayarlarda ortalama 80 FPS aldım arkadaşlar. Son olarak Forza Horizon 5'te. Full HD ve de ekstrem ayarlarda ortalama 96 FPS'i görebilirsiniz. Bu ayarlarda DLSS 3'ü açarsanız ortalama 135 FPS'e çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cihaz oyun konusunda da bir hayli güçlü. Peki cihaz oyun oynarken çok ses çıkarıyor mu derseniz yaklaşık 47-48 desibel kadar diyebilirim. Ancak aşırı yük sonrası hemen sessize dönüyor. Normal bir çalışmada yalnızca sessiz bir odada fark edilebilir bu öyle söyleyebilirim. O zaman çıkardığı gürültü de 38-39 desibel arasındaydı. Sıcaklık konusunda da oyun oynarken ekran kartı 90 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. İşlemci sıcaklığı ise hiçbir oyunda 90 santigrat derecenin üzerine çıkmadı. Laptop'u yük altında tam performanslı şekilde çalıştırmak istediğinizde ister Monster Control Center yazılımı üzerinden ister güç tuşunun yanındaki tuşa basarak performans değişimi yapabilirsiniz. Özellikle turbo moda aldığınızda tüm fanlar devreye giriyor ve bu sayede yük altında cihaz serin çalışabiliyor. Böylece fazla ısınma nedeniyle performans kaybı yaşamıyorsunuz. Bu arada Monster Control Center yazılımıyla yine cihazın birçok ayarını yapabilirsiniz. Nvidia Optimus özelliğini buradan açıp kapatabilir. OSD desteğiyle oyun için iki farklı bilgileri ekrana yansıtabilir veya pil modlarını değiştirebilirsiniz. O halde sonuca bağlayacak olursam Monster Toolbar T7 V20.6 öncelikle en yüksek sistem gereksinimlerine sahip 3A oyunları en iyi kalitede oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor. RTX 460 ekran kartına ek DLSS 3 ve de Ray Tracing gibi özellikler oyun performansınıza ve de zevkinizi ikiye katlıyor. Bu ek olarak benim gibi yüksek sistem gereksinimleri isteyen profesyonel uygulamaları kullanan videografer, fotoğrafçı, mimar ya da mühendisseniz yine Monster tüm ihtiyaçlarına ihtiyaçlarınızı sonuna kadar karşılayabilir. Videoyu kapatmadan önce Monster'ın rakipleri karşısında sunduğu birkaç güzel detay da var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bunlardan ilki Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım garantisi kapsamında 6 ayda bir ücretsiz bakım hizmeti veriyor. Diyelim laptopu aldınız ilk 30 gün içinde bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi veriyor ki bu da harika bir şey. Normalde ölü piksel sonucunda panel değişimi panelde belirli bir oranda ölü piksel varsa yapılır ancak Monster diyor ki hani bir adet bile çıksa biz gelin değiştiriyoruz diyor ki bu gerçekten muazzam konfigürasyon seçeneklerini kendiniz belirleyebiliyorsunuz dedim bilgisayarı satın almadan önce dijital mağaza üzerinden müşteri temsilcisiyle online olarak iletişime geçerek cihaz hakkında bilgi alabiliyorsunuz ve son olarak ilk 15 gün içinde koşulsuz iade garantisi var hani bu benim belki de işlerinde en sevdiğim şey diyelim cihazı satın aldınız ama bir şeyini sevmediniz Monster'a bu süre tarafına gittiğinizde cihazınızın iadesini hemen alıyor bu bu da harika. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Monster'ın Tool Park serisini RTX 4000 ekran kartlarıyla güncellenmiş yeni cihazını anlatmaya özetlemeye çalıştım. değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.